Ne yapacak bu kız oralarda? Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Tamam abla, korkma sen, iyi olacak. Gülben karakolda ne yapar Gülben, Allah korusun. Abimi de aradım, halledecek o, halleder. Oğlum, bana bir taksi çağırır mısın? Hemen. Dur dur Bayram, dur. Han, Gülben'i götürdüler. Hemen karakola gitmemiz gerek. Birini yaraladığını söylüyorlar. Tamam baba, sakin ol. Gördüm ben. E gördüysen ne duruyorsun oğlum, hadi. Ben halledeceğim. Senin gelmene gerek yok. Ben de geleceğim. Orada olmamız lazım. Bizi görünce güvende hisseder. Baba, ben halledeceğim diyorum. Bir şey olmayacak. Merak etme. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Nasıl korktuğunu bir bilsen. Hadi acele et. Beni hırsızların, katillerin yanına mı götürüyorsunuz? Hapse mi atacaksınız beni? İfadenizi alacağız sadece. Dava açılıp açılmayacağı sonra belli olacak. Allah'ım sen yardım et ya. Sen yardım et. Ne yapacağım ben? Gülben? Hala niye duruyorsunuz ya? Gitsenize kızın yanına, korkudan ölecek. İftira attılar Gülben'e. Götürdüler öyle apar topar. Karakolda yalnız başına mahvolur, korkar o. Getirin eve çabuk. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Galiba ablandı. Yapabileceğim bir şey var mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Sağ ol. Hadi girin siz içeri. Ben gideceğim zaten, haber veririm size, merak etmeyin. Baba, sen de yeterince yoruldun. Hadi ne olur gir. Ben geleceğim, boşuna vakit kaybetme. Hadi git arabayı getir. Baba. Konu kapandı. Bayram, sen babamın yanında bekler misin? Ben arabayı alıp geleceğim. Hadi girin siz de içeri, hadi. Geç, tamam hadi geç. Biraz acelem var, sonra konuşsak. Ya Gülben'i polis arabasında gördüm. Ne oluyor ya? Haberin var mı senin? Polisi aldı. Hakkında şikayet varmış. Karakola götürdü. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Allah Allah. Ne oluyor? Hangi karakola gidiyorsunuz? Ben de geleyim. Yok, babam da benimle gelecek zaten. Haberleşiriz. Bir dakika. Esra ile mi ilgili? Esra, o mu şikayet etmiş? İnci, sonra konuşsak. Çok pislik içinde her yer. O ne demek hanımefendi? Araba diyorum, çok pis. Mikrop dolu burası, ben hasta olurum burada. İndirin beni. Çattık. İndiremeyiz hanımefendi. Oturun efendi gibi, az kaldı zaten. Sıkın dişinizi. Boğuluyorum burada. Nefes alamıyorum ben. Pislik içinde burası, pis diyorum. Şimdi nefes alırsınız. Hüseyin abicim, sen de aç canını. Ay kapat! Ne yapıyorsun? Kapatın camlarınızı, kapatın. Bu ne ya? Sabrımı zorluyorsunuz ama. Mendilim yok, eldivenim yok, kolonyam yok, örtüm yok, hiçbir şeyim yok yanımda. Mendil mi istiyorsunuz? Alalım. Çek onu, çek. Hayır, çek. Çek, istemem, çek. Yok ya, yok. Ben bununla uğraşamayacağım. Hüseyin, sen ilgilen.
Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Allah'ım sen affet ya Rabbim. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden. Kimseye kötülük etmez o. Kimseye kötülük etmez. Neden başına geldi onun bu? Abla ne dedin sen? Benim yüzümden oldu ya Rabbim. Ya bir daha kurtulamazsa benim kardeşim ben ne yapacağım? Ne yapacağım Neriman? Allah'ım bana yardım et ya Rabbim ne olursun. Ne diyorsun abla sen? Seninle ne ilgisi var? Ablamın suçsuz olduğu anlaşılınca dönecek evine. Ya bırakmazlarsa? Abim halledecek bak görsen. Ya bırakmazlarsa Neriman biz bir gün bile ayrı geçirmedik kardeşimle. O evinden uzakta kalamaz. Kalamaz. Onu anlamazlarsa ürkütürler. Korkar kardeşim ona bağırırlarsa dokunurlarsa benim kardeşim mahvolur. Mahvolur ben biliyorum onu deli zannederler. Biliyorum ben. Birine saldırmış dediler. Kim olabilir bu iftirayı atan? Senin bir fikrin var mı? Kime yazdın sen onu? Sana yazmadım. Kime yazdın o zaman? O sırrığa yazdım. Bu ne be? Kardeşinin kalbini kırıyorlar. Niye onların tarafında duruyorsun? Niye? Kim onlar Gülben? Esra ile İnci. Abla nereye? Abla neler oldu bilsen? Gördüm. Gördüm. Ya ne kadar korkmuştur kim bilir ya. Ya Neriman da perişandı. Sen dur bakayım. Siz yaptınız değil mi? Ha? Siz şikayet ettiniz benim kardeşim. Sen yaptın değil mi? Ne diyorsun sen yahu? Ne alakası var? Senin bu torunun var ya, o sırık arkadaşıyla birlikte siz şikayet ettiniz değil mi? Polise ihbar ettiler benim kardeşime. Ne? Esra'yı mı diyor? Niye ya? Kimseye kötülük yapmaz benim kardeşim be. Ne istediniz? Ne istediniz zavallı kızdan ya? Ki ben gerçekten bir şey yapmadım. Ben de demin öğrendim olanları. Sen daha ne yapacaksın? Daha ne yapacaksın? Bütün ailemi tek tek elimden alıyorsun. Gözlerimin önünde dağılıyor ailem. Hepsini kaybediyorum. Gülbah seninle baş edemez. Bir derdin varsa benimle uğraş. Yeter kapatın kapıyı artık. Konuşturmayın şu kadını ya hadi. Abla hadi ne olur gidelim artık. Şimşek çaksa bizden biliyor ya. Yetti artık deli bu kadın işte. Bana bak. Kıza da kim bilir ne eziyetler ediyorsun evde. Ben bir şey demedim, demedim. Korkutma onu, o bir şey demedi. Ne kadar zor bir hayatı olduğu anlaşılıyor dışarıdan. Yeter. Bana bak seni parçalarım. Mahvedelim diyorum. Gel mahvet, gel. Ege tamam, Ege. Tamam, geç içeri. Ya manyak bu kadın dede ya. Yeter dedim. İçeri. Bakın, üzgünsünüz biliyorum. Ama ben Gülben'e asla zarar vermem. Hatta belki sizden bile çok düşünüyorumdur onu. Benden. Benden. Daha çok düşüneceksin. Ablasından. Ben ablasıyım onun be. Sen kimsin? Ama doğru sen tabii yerini sağlama almaya çalışıyorsundur. Böyle böyle içeriden içeriden gireceksin eve değil mi? Ama yemezler. Kız saf ya. Onun aklını çeleceksin. Onun kanına gireceksin tabii. Kendi tarafına çekeceksin onda. Ben varken buna müsaade etmeyeceğim. Yemezler ben ölmedim. Ama yeter artık ya yeter. Hana da Gülben'e de asıl kötülüğü sen yapıyorsun sen. Gülben senin yüzünden hayattan korkuyor. Hayal kahramanı uydurup ona tutunuyor. Han senin yüzünden yorgun bu kadar. Kimseye nefes aldırmıyorsun. İnci. Hadi sen de geç içeri bakayım. Bir dakika. Biliyorum üzgünsün, sinirlisin. Ama acısını bu şekilde çıkarmaya hakkın yok. Ayrıca İnci o dediğin şeyi yapmaz. Torunumu tanıyorum ben. Başından beri söyledim ben. Dinlemediniz beni. Şimdi dediğime geldiniz bak gör. Her neyse. Diyeceğim o değildi zaten. Ne diyeceksin? Sen de mi hakaret edeceksin bana? Neriman'la bir başınıza kaldınız. Bir şeye ihtiyacınız olursa biz... Yani ben buradayım.
kimseye muhtaç değiliz biz. İstemem. Kardeşini polis alıp götürmüş. Başına ne geleceği belli değil. Yani kadına tutup ettiğiniz laflar. Sırası mıydı? Durdunuz durdunuz da bu zamanı mı beklediniz? O saldırdı bize. Asıl onun yaptığı tuhaf kardeşi bu haldeyken. Onun yaptığı onu ilgilendirir. Ben sizi böyle yetiştirmedim. Düşene vurulmaz bizde. O gelişine vuruyor ama. Dedem haklı Ege. Hata ettik. Tek derdim, inşallah acısını Neriman'dan çıkarmaz. Yoksa ne hali varsa görsün. Ben ne olduğunu hiç anlamadım. Ama bunun gerçekten Esra ile bir ilgisi olabilir mi? Tamam. Kendinizi iyi. Yalnız biraz çabuk olursak. Açılın biraz. İçeride erkekler mi var? Kadın arkadaşlar da var içeride. Sıkıntı yok. Siz buyurun. Siz burada oturun. Birazdan gelecekler. Yok. Ben oturamam. Oturun hanımefendi Allah aşkına. Herkesi buraya mı oturtuyorsunuz? Evet. Niye ki? Yani katilleri, hırsızları hep buraya mı oturtuyorsunuz? Size özel koltuk mu getirelim? Ne istiyorsunuz bizden hanımefendi? Bir şey istemiyorum. Lütfen geçin oturun. Yormayın bizi. Oğlum sen yardım et. Sen yardım et. Ne yapacağım? Ben Gülben Derenoğlu'nun babasıyım. Buraya getireceklerdi. Nerede acaba? Şimdi sorgulayalım. Bir görebilir miyiz? Korkmuştur çocuk. Sorgudan sonra komiser izin verirse anca. Baba, gel sen otur bir yere. Otur dinlensen ben bakacağım Gülben'e. Hadi. Geç şöyle. Abla yemin ederim ben hiçbir şey anlatmadım Ege'ye. Ben aileme zarar veriyormuşum. Duydun değil mi? Aileme zarar veriyormuşum. Öyle dediler. Ha doğru mu peki? Gülben benim yüzümden mi bu halde? Hayır abla. Olur mu hiç? En zor anımda geldi. Benim karnımdan vurdu o sarıçıyan. O Hana da yazıklar olsun. Benim delikodumu yapmış o kıza. Sanki ben çok mutluyum. Gidip de 7 kat yabancıya konuşmuyorum ama şikayet etmiyorum. Sonuçta kol kırılır yen içinde kalır.
Etsen keşke abla. Keşke anlatabileceğin biri olsa etrafında. Ne biliyorsun olmadığını? Ha? Yoksa da ben istemiyorum diye yok. Yoksa benim de sevenim var. Hem de senin aklının alamayacağı kadar çok bir sevenim var. Kimmiş o? Söyle. Varsa bileyim, mutlu olurum ben. Küçüktün sen, hatırlamazsın. Gitti zaten o. Abla. Ha. Abim üzüldüğü için mi o kadar ters davrandı hocama? Ne? Yani demek istiyorum ki aşağıda tersledi ya onu. Sen onu doldurmuyorsun değil mi? Hani rahatsız oluyorsun, perdeleri falan kapıyorsun ya hep ondan. Ne alakası var şimdi hoca? Bana ne senin hocandan? Bana ne yani? Bu konu, biz burada ne konuşuyoruz? Derdimiz ne bizim? Sen bunu hala hoca mı diyorsun? Çekil, nefes alamıyorum. Tövbe estağfurullah, tövbeler olsun. Çıkartmışsın yine yerinden. Kardeşin karakollarda sürünürken sen burada aşk şiirleri mi okuyorsun ha? Bu mu senin ablalığın? Hani koruyacaktın onları? Öyle demiştin ya bana o gün hani. Senden bile korurum onları diye. Hani nerede şimdi Gülben? Kardeşin gözünün önünde delirdi be. Ve sen hiçbir şey yapmadın. Her şey apaçık ortadaydı. Ama tabii senin gözün o Naci'den başka bir şey görmediği için... Hayır! Hayır, ben ondan uzak durdum. Ben ondan uzak durdum, hayır. Bundan sonra her şey daha kötü olacak. O virüs girdi bir kere kanına. Beni ölmekten beter ettin o çocuk için. Şimdi de aileni paramparça edeceksin. Gülben'i tımarhaneye kapatacaklar sonunda. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Hayır. Nerim onu hafif kızlara benzeyecek. Evden kaçacak. Sus! Daldan dala konacak. Hayır, hayır. Handa, o kadının oyuncağı. O kadının oyuncağı olacak. Baban aklını yitirecek. Hayır. Ve sen Safiye, sen. Hepsinin sebebi sen olacaksın. Hepsinin sebebi sen olacaksın. Hayır, olmayacak böyle bir şey. Aynama sahip çıkacağım ben. Hayır, hayır. Ailemi koruyacağım. Ailemi koruyacağım. Sus! Sus! Duymuyorum. Duymuyorum, hayır, duymuyorum, hayır. Ne olur Allah'ım yardım et bana. Otur kızım. Oturamam. Oturamam dedim. Ona da söyledim. Çok pis burası. Bulaşır bana hep. Bulaşır. Peki. Ha? Bu ne? Sevineceğin bir şey. Al hadi al. Ha dur. Ama bu benim örtüm. Öyle.
durumunu anlamışsınızdır umarım. De rica etsem bunu ona verirseniz. Ne bu? Bu olmadan oturamaz Gülben. O derece ha? Demek düşünmüş hepsini. Ham burada mı? Hem o hem baban burada. Baba mı? Ama o hasta o. Onun için çok kötü olur. Ona göre değil burası. Ne olur gönderin. Sana göre de değil. Değil mi Gülben? Otursana biraz konuşalım seninle. Sana göre olmayan şeyler yapıyormuşsun son zamanlarda. Esra Şafak'a neden saldırdın? Saldırmadım. Bilerek olmadı. Yani ben korkutmak istedim. Esat'ın peşinden ayrılmıyordu da. Esat kim? Benim. Evleneceğiz biz. Hı. Aklını çelip duruyordu o kadın. Esat sana evlenme teklifinde bulundu mu? Yani biz konuştuk. Hana açıklayacaktı, eve gelecekti. İsteyecekti beni ama... Ama? Mani oldular işte bize. Yaptığının cezası ne biliyor musun? Kasten adam yaralamak. Planlı bir şekilde. Yok, ben planlamadım. İstemeden oldu. Çok, çok üzüldüm. Zaten sevinmedim ki hiç. Dersini aldın yani. Uzak duracaksın onlardan. Onlar mı? Onlar ki? Yani Esra'yı kastediyorsanız bir daha asla görmeyeceğim onu. Asla yanına bile gitmeyeceğim. Vallahi. Güzel. Ama biri daha var. Ben başka kimseye zarar vermedim ki. Esat var. Evine gitmişsin. Durmadan mesaj çekmişsin. Yok, ben Esat'a asla zarar vermem. Canımı veririm ben onun için. Her şeyden vazgeçerim. O mu şikayet etti beni? Uzak durayım mı istiyor ondan? Benden nefret mi ediyor? Eğer öyleyse beni idam edin. Hayatım boyunca hapiste kalayım. Hiç fark etmez benim için. Bak kızım, sen doğruyu yanlışı ayırt edecek yaştasın. İstemedikleri sürece kimseyi hiçbir şeye zorlayamazsın. Suç bu. Anladın mı beni? Komiser abi, siz iyi bir insana benziyorsunuz. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii, sor. Esat geldi mi? Burada mı? Beni sordu mu? Papatya çayı ama sıcak, dikkat et. Tamam. Ben nasıl? Dur, ben oraya koyayım. Dur. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bal da koydum içine. Oh. Sana da çok zahmet verdim ya. Keşke eve gitseydim. Doktor ne dedi? Her ihtimale karşı yanında biri dursun dedi. Değil mi? Yani İnci'ye giderdim biliyorsun ama... Olsun. Ben memnunum. İyi ki buradasın. Çay çok güzel olmuş. Sevdin mi? Ben de çok severim o çayı. Çok mu acı elin ya? Biraz. Yani. ben bayağıdır
Evet, bayağıdır kendimi çok değersiz hissediyorum aslında. Ama sen benim kafamı karıştırıyorsun. Kafanı mı karıştırıyorum? Hı hı. Ezberimi bozuyorsun diyeyim. Yani ben diyorum ki madem bu kadar değersizim, bu adam niye bana böyle prenses gibi davranıyor diyorum. Onun aksine. Onun aksine. Yani hayatında biri var ve sana değersiz hissettiriyor. Doğru anlıyorum değil mi? Niye yürüyüp gitmiyorsun? Niye hala oradasın falan diye sorabilirsin tabii ama... Yok, öyle bir şey sormayacağım. Söyleyebilsen söylerdin zaten. Yani ama başka bir şey soracağım yani. Yanlış anlamazsan. Sor. Niye öyle? Derdi ne? Evliliği falan mı? Tek engeli kendisi. İnci ne diyor peki bu duruma? İnci bilmiyor. Ne? Kimse bilmiyor. Merak etme, merak etme. Gülbense açmam. Esra içeride mi? İçeride. Girebilir miyim? Tartışmayacaksanız gir tabii. Tartışacağız. Hem de çok fena tartışacağız. İnci. İnci. Neden yaptın bunu? Neyi? Neden gittin, kızı şikayet ettin? Başka yolu yok muydu ya? Kızı aldılar götürdüler karakola. Kendi başına sokağa çıkamayan kızı şimdi nezarete atacaklar belki. Ne diyorsun sen ya? Ne olsun istiyorsun? Hapse mi atsınlar kızı? Böyle mi alacaksın intikamını? Sen bu yüzden mi geldin buraya? O kadın için benden hesap sormaya mı geldin? Yani benim nasıl olduğum senin hiç umurunda değil, öyle mi? Milyon kez sordum Esat'a. İyisin, biliyorum. Şimdi söyler misin neden yaptın? İnci. Esra yapmadı öyle bir şey. Ben hep yanındaydım. Ya bırak, bırak Esat. Gerçekten hiç anlatmaya bile değmez bence. Boş ver, uzatma. Nasıl ya? Başka kim... Hani belki hastanede sen anlatmışsındır belki. Esra yapmadı diyorum İnci. Ben yanındaydım onun. İnci, bırak gerçekten git. Esra, Esra. Gülben için ben de çok üzülüyorum. Ama sen onu koruyacağım diye arkadaşını harcıyorsun. Hak etmiyor ki bunu. İçemem. Sağ olun. İçemem. Yaptığın şeyin cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis. Senin gibi bir kız için ne kadar ağır değil mi? Hayat boyu unutamayacağı acı bir tecrübe. Evet. Esat da üzüldü, gördüm. Kızdı bana çok. Bırak şimdi Esat'ı. Hapse girersin diyorum. Yok. Girmem. Esat gelir anlatır size gerçeği. Konuşur o. Seni kimse koruyamaz. Senden başka. Ne istiyorsunuz benden? Bir daha onu görmeyeceksin. Ne Esat'ı ne o kadını. Uzak duracaksın. Hayır, olmaz. Çok üzülür Esat. Esat yüzünden katil olacaktın. O nerede? Bak yok. Arayıp sormadı bile seni. Ama bilmiyordur. Duymamıştır ki. Kızın kafatasında çatlaklar var. Belki de hasar kalacak. O zaman vicdanın rahatsız olmayacak mı? Yaşlı başlı baban var. Değer mi ona bu utancı yaşatmaya? Ben isteyerek yapmadım ki. Kazaydı o, bilerek yapmadım ki ben. Oyuncak bebekler, tehditler. Düpedüz planlamışsın her şeyi. Hayır. Engel gördün, onu öldürmek istedin. Hayır, istemedim. Öldürmek istemedim. Abla, ablam nerede? Ablamı çağırın, ne olur. Hapse gir de aklın başına gelsin. Abla.
Nasıl? Tamam mı? Anladı mı durumu Ahmet abi? Çok korktu. Pişman. Pişman ama ikide bir Esat sordu mu beni diyor. O kızsın bizi aşar ha. Daha tutayım mı? Ne yapalım? Biraz daha kalsın. Atmayın beni hapse. Ne olur beni hapse atmayın. Ne olur beni hapse atmayın. Ben bilerek yapmadım. Özür istemedim. Özür dilerim. Ne olur. Ne olur beni atmayın hapse. Ne olur. Ben bilerek yapmadım. Yapmadım. Özür dilerim. Verselerdi seni, ha? Rezil ettin. Ben nasıl bakacağım şimdi o adamın yüzüne, ha? Nasıl bir daha alışveriş yapacağım ondan? Biz sen hırsız ol diye mi besledik, büyüttük bugüne kadar? Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum, yapmayacağım. Kes sesini be. Baban gelsin, o verir sana cezanı. Allah'ın cezası. Çikolata çalmak da neymiş, ha? Allah'tan da mı korkmadın hiç? Yeter. Bağırma ona. Bak çekil git. Hıncımı senden çıkarmayayım şimdi. Onun suçu yok. Ben çaldım o çikolatayı. Bana bak, eğer yalan söylüyorsan. Söylemiyorum. İkiniz de cehennemde yanacaksınız. Sen hırsızlık yaptığın için, sen de yalan söylediğin için. Babanız zaten sevmiyordu sizi. Şimdi ikinizden de nefret edecek. Allah'ın cezaları. Yüz karaları sizi. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Ben hep yanındayım. Canım kardeşim. Ne yaptın? Görebildin mi? Henüz değil. Avukatı mı arasak? Sen bir amirle konuşsan, bizi görüştürse. Birazdan göreceğiz baba onu. Kim suçladı yok yere? Kim yaptı bu kötülüğü? Kötülük değil bu. Başka yolu yoktu. Ne diyorsun sen lan? Ne demek başka yolu yoktu? Otursana şöyle. Aklı başına gelmesi için bunu yaşaması gerekiyordu. İşin nerelere varacağını görmesi için. Gülben'i şikayet eden o senin Esat mı? Ondan mı böyle diyorsun sen? Hayır. Esra dedikleri kız mı? Onların bu durumdan haberleri bile yok baba. Ben ihbar ettim Gülben'i. Yok. Mümkün değil. Yapmazsın. Kıyamazsın. En çok sen titrersin Gülben'in üstüne. Başına daha kötü bir şey gelmesin diye yapmak zorundaydım. Anla beni ne olur. Sen aklını mı kaçırdın? İnsan ailesinden birine böyle bir şey yapar mı?
Seni böyle mi yetiştirdim ben? Ablanı hapse tıkmak mı çare? Hapse girmeyecek baba. Ben ayarladım her şeyi. Bir de ayarladım diyor ya. Yazıklar olsun. Gülben duymasın sakın bunu. Bunu kaldıramaz, yıkılır kız. Benim içim acımıyor mu zannediyorsun? Keyif mi alıyorum sence? Orasını bilmem. Ama sevdiğine bunu yapan, sevmediğine ne yapar bilmiyorum. Ama bu zalimliğin nereden geldiğini biliyorum. Senin için korkuyorum oğlum. Eziyet olsun diye yapmadım ben baba. Annem gibi yapmadım ben. Ben kızımı görmek istiyorum oğlum, bak bana. Kızıma götürün beni. Yoksa sabaha kadar burada benimle uğraşırsınız. Ama bu mümkün değil. Yılırım, kalırım çürüye, hepinizi görürsünüz. Hemen kızımı göreceğim. Tamam, siz oturun, ben amirime haber vereyim. Alacağız onu birazdan baba. Bekle sen burada. Ben alacağım onu, ben. Sen bekle. Nerede? Kızım, ne oldu sana? Gelme baba, gelme. Han, han ne olur babayı çıkar, görmesin beni böyle. Kızım, seni götürmeye geldim. Eve götüreceğim seni, korkma. Çıkar onları han, ne olur, dayanamıyorum. Çıkar, git baba. Baba, lütfen bize biraz müsaade eder misiniz? Gitsin, gitsin ne olur, gitsin. Gitsinler ne olur, gitsinler. Gitsinler, gitsinler. Gitti mi? Gitti. Ha, beni hapse attılar. Eve dönemeyecekmişim bir daha. O kadın sakat kalacakmış benim yüzümden. Hiçbiri doğru değil bunların. Şimdi kalkacaksın, hep beraber evimize gideceğiz, tamam mı? Bırakacaklar mı beni? Evimize gidebilecek miyim? Kalkamam ki ben. Baba görür. Utanır benden. Gözünden düşerim. Zaten bana acıyor. Ben yoksa gelmezdi buraya kadar. Ama dayanamadım. Tutamadım kendimi, çok korktum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam güzelim. Halledeceğim ben, merak etme. Dur, gitme ne olur. Gitme ne olur, beni tek başıma bırakma burada. Tamam Gülben, gitmiyorum yere. Tamam, buradayım. Halledeceğiz Gülben, tamam mı? Hadi. Şey, anlarlar mı? Kimse hiçbir şey anlamayacak. Söz veriyorum sana. Güven bana, tamam mı? Hadi. Hadi kalk bakalım. Bu kadın burada mı? Beni o şikayet etti. Görmesin beni böyle, ne olur. Alay eder. Gider Esat'a söyler, ben hiç yüzüne bakamam. Ne olur. Yok kimse burada Gülben. Sakin ol. Yok mu burada? Yok. Tamam.
Hadi. Baba var. Utanır şimdi benden. O görecek, anlar. O da hiçbir şey anlamayacak. Sen bana güven, olur mu? Geldiniz mi? Hadi o zaman. Baba, sen benim için mi geldin? Tabii kızım, seni alıp götürmeye geldim. Hani ben sana içeride git git gelme dedim ya. Yani o seni istemediğimden değil. Sen yani üzülmedi. Üzülmedim. Çözüldü zaten. Bir yanlış anlama olmuş. Komiser de söyledi. Hadi ablanlar bekliyor. Han, sen önden gider misin? Görmesinler şimdi. Tamam. Bakma Safiye, bakma. Çevir başını, kardeşini hapse atacaklar yoksa. Safiye bakma sakın. Bakma. Ha? Evet, ablam da gelmiş. Şükürler olsun ya Rabbim, şükürler olsun. Bak bırakmışlar onu. Ay Allah'ım, Allah'ım teşekkür ederim. Bana güvendiğini sağ ol ya Rabbim. O ne demek öyle? Sus kız, işine bak, kapıya yürü. Hayret bir şey, hesap soruyor bana. Dede geldiler. Neriman'ın ablası da gelmiş. Bırakmışlar herhalde. Ege, çekil oradan sen. Niye? Utanmasın kızcağız. Bakma, geç. Onlara bakınca bazen ne düşünüyorum biliyor musun dede? Meğersem ben hiçbir şey yaşamamışım. Kendi ailenden utanmak ne demek biliyorum ama... Benimki hiçbir şeymiş. Ben Neriman'ın yerinde olsam çoktan dağılmıştım. Sapasağlam duruyor kız. Hem de kıkını bile çıkarmamam. Ege. Efendim dede. Sen bu kıza... Hayır ya, ne alakası var? Allah Allah, kankayız biz. Arkadaşız yani. Ayıp oluyor ama ya. Bir erkekle bir kız sadece arkadaş olamaz mı yani? Diyecektim ki... Sen bu kıza destek olsan, dertleşsen diyecektim dinleseydin eğer. Tabii ablasını başımıza sarmadan. Hani abilik et işte. Aa, onu yapıyorum zaten dede, merak etme. Destek oluyorum arkadaşıma. Çay içeceğim ben. Geldiniz mi çok şükür? Geçmiş olsun Gülben Hanım. Bir yanlış anlaşılma olmuş sanırsam. Sağ ol Bayram. Müsaadenle biz geçelim. Ha, affedersiniz tabii. Buyurun Han Bey. İyisiniz değil mi? İyiyim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Sağ ol Bayram, sağ ol. Sevindik gelebilmenize. Geçmiş olsun ablacığım. Çok şükür. Allah'ım çok şükür, ne kadar korktuk bir bilsen. Bak tutuklanmadın işte Gülben. Tamam, bir müsaade edin, biz rahat rahat geçelim oradan. Sonra konuşuruz, tamam mı? Olmaz. Anlamadım. Şimdi siz karakola gittiniz. Orası kalabalıktır, kirlenmişsinizdir. Kızım izin ver, sırası değil. Kardeşin çok yorgun zaten. Baba en azından şu sabahlıklarınızı giyin. Neriman terlik de ver şuradan. Ayaklarını basmasınlar yere.
Hah. Abla. Ya tamam oğlum, giy ver, uzamasın mesele. Hah, geç kenara. Al. Baba üstüne giyseydin. Hah, tamam. Gülben kardeşim, sen de sabahlığını giyer misin üstüne hatırım için? Ben giyemem. Niye? O zaten hemen banyoya girecek. Bırak girsin içeri. Tamam gidecek de sabahlığını giyip öyle gitsin banyoya. Bırak gitsin dedim. Gülben hemen banyoya gidecek şu an. Hemen öyle olması gerek. Tamam tamam sen git. Sürünme bir yere. Şunları da tak baba. Pes artık ya. Allah Allah. Hep dışarılarda ellerinizi her yere sürdünüz. Şimdi bir kapı koluna değseniz mikrop olacak. Sizi düşünüyorum ben burada. Tamam peki. Tamam. Oldu mu? Hah tamam şimdi baba. Şu eldivenleri takmasına Gülben'le karakoldan dönmemizden daha çok sevindin ya. Sana da söyleyecek sözüm yok. Ben ne kadar üzüldüm. Sen nereden biliyorsun? Sanki kanıtlamak zorundayım. Şuna bak be. Tamam artık. Daha fazla tatsızlık çıkmasın yeter. Ben bir kardeşime bakayım. Rahat bırak kızı. Aa. Abi. Ya bırakın bir kız kendine gelsin. İhtiyacı vardır onun bana. Çekil. Çekil. Abla. Çekil. Neriman. Git peşinden kıza bir şey söylemesin. Gözünü seveyim hadi. Gülben, geleyim mi içeri? İyi misin? Yalnız mısın? Yok. Neriman var yanımda. Aa, gitsin o. Söyle. Duydun. Hadi. Şey, abla. Ha. Bana poşet lazım. Üstümü başımı hep o poşetin içine atmam lazım benim. Tamam. Tamam, ben getiriyorum. Bekle sen. Baba, bu durum şimdilik aramızda kalsın, olur mu? Sen beni ne sanıyorsun? Senin gibi kanmaz mıyım ben? Bundan hiç kimseye söz etmeyeceğim ki sana olan güvenleri yerle bir olmasın. Senin öyle mi oldu baba? Güvenmiyor musun bana artık? Herkesin bir dayanma sınırı vardır han. Seninkini galiba aştık. O ne demek baba? Gücün tükendi. Gözün karardı. Bunun için yaptım bunu. Yoksa benim bildiğim han o dağ gibi çocuk asla böyle bir şey yapmazdı. Gülben'e asla böyle bir şey yaşatmazdı. Çünkü onun ne kadar narin olduğunu bilirdi. Sen onun neler yaptığını bilmiyorsun. Hepsiyle ben uğraşıyorum. Hep ben koruyorum onu. Mecbur kaldım diyorum. Neden anlamıyorsun? Sen sadece onu değil, beni de gözden çıkardın. Orada kalbime inseydi, ölseydim nasıl kalkardın altından bunun? Kalkamazdım tabii baba. Sen tutturdun geleceğim diye. Tutturdum evet. Babasıyım ben onun. İyi. Hatırlamana sevindim. Ne dedin sen? Yüzüme söyle bu lafı. Bir şey demedim baba. Belki sizi koruyamadım. Ama hiçbirinize bilerek ve isteyerek zarar vermedim. Senin yaptığını yapmadım oğlum. Sen mi yaptın bunu?
Bunu sen mi yaptın? Gülben'e gidip sen mi şikayet ettin? Abla insaf artık yeter ya. Bu kadar da ileri gidilmez ki. İlle de suçlayacaksan mantıklı bir şeyle suçla abimi. Bilmiyorsun be. O yapmış işte, söyledi. Görmüyor musun ne kadar yorgun olduğunu? Bari bu gece yapma. Abi boş ver sen de onu. Dinleme. Neriman. Hı. Gülben'den gözünü ayırma. Uyuyana kadar yanında kal, tamam mı? Tamam abi. Sen hiç merak etme. Gidiyor. Baba, bak görüyor musun? Yine gidiyor. Safiye sus. Gülben bilmeyecek. Neyi bilmeyecek? Esra yapmamış. Şikayet eden onlar değilmiş. Ben yaptım. Ne? Ben yaptım. Ben yaptım. Ben çağırdım o polisleri de kapıya. Ben istedim bunu yaşamasın. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Han. Ben yaptım. Han, ben. Sakin. Ben yaptım. Tamam dur. Tamam geçti. Tamam tamam. Hayır. Tamam. Hayır. Gel. Hadi çıkar üstünü koy şuna. Abla. Ben çok kötü bir şey yaptım ama bu sefer kızma ne olur. Çok korkmuştum. Ne oldu, ne yaptın? Altımı sattım orada. Çok kızdılar mı sana? Korktun mu? Hapse gireceksin dedi o adam. Bir daha sizi göremeyeceğim diye çok korktum. Gelir alırdım ben. Kıyamet kopsa alırdım seni. Alamazdım. Çıkıp gelemezdin ki. Gelirdim. Senin için gelirdim. Ben olsam ben de korkardım. Hırlısı var, hırsızı var. Sen yine iyi dayanmışsın. Dimdik ayakta durmuşsun. Duramadım. Pislettim yine kendimi işte. Orası bana annemi hatırlattı biliyor musun? Herkes herkese bağırıyordu.
kızıyorlardı hep. Dönmem diye bir daha korktum. Korktum tabii. Çok korktum. Ablam, ben evimizi çok seviyormuşum eğer. Esat'ı bile değil, hep seni düşündüm orada biliyor musun? Hadi çıkar üstünü koy şunun içine. Al duşunu sıcak sıcak. Rahatla. Daha iyisin değil mi? Özür dilerim. Ne oldu bilmiyorum. Hiç böyle olmazdı bana. Olması daha iyi ha. Sen de insansın. Senin de bir sınırın var. Sen nereden öğrendin? Esra'ya mı gittin? Esat'a gittim. Esra da oradaydı. Sordum. Bana çok kırıldı. Öyle bir baktı ki bana. Neyse. İyi mi peki? Allah'tan Esat yanında. Ben olamıyorum malum. En zor durumu değil mi İnci? Göz göre göre canının canını yakmak. Peki sen neden yaptın bunu? Galiba artık gücüm yetmedi. Ben de kolayına kaçtım. Al o zaman dedim Gülben. Gör gününü. Çünkü tükendim artık. Anlatamamaktan tükendim. O ikisi. Şu hayatta en değer verdiğim iki insan tüketti beni. Ne yapsam olmuyor. Anlatamıyorum ben derdimi. Mutluyum diyemiyorum. Mutsuzum diyemiyorum. Mutlu olmanızı istiyorum diyorum. Anlamıyorlar. Fırçaladı beni. İlk kez mi? İlk kez. Daha önceleri yani biz çocukken hiç tenezzül etmezdi. Hep anneme bırakırdı o işi. Ne iyi polis olurdu ne kötü polis. Biz hep karakoldaydık ama o hep dışarıdaydı. Oh. Oh be. Güzelmiş böyle. Anlatmak değil mi? İçini dökmek. Hayır.
Ne o zaman güzel olan şey? Hata yapmak. Yapabilmek. Kimse gördü mü? Geç oldu çünkü saatte. Yok yok, görmedi kimse. Sağ ol abla. Şey, biraz benimle durur musun? Aklıma hep karakol geliyor da düşünmek istemiyorum. Yani öyle konuşuruz. Geç sen, geliyorum. Beni nasıl bırakmışlar? Bir şey dedi mi Han? Demedi. Kesin gidip yalvardı o komisere. Kardeşim olmadan çıkmam ben buradan dedi. Yazık. Ben ne yaptım peki? Yine utandırdım onu. Gülben kim olsa korkardı. O utanmamıştır. Onun öyle huyları yok. Bir şey olmaz. Öyle deme be abla. Vallahi sen orada değildin ama ben gördüm. O kadar üzüldü ki. Yine hep yerleri o sildi biliyor musun? Ben niye böyleyim abla? Niye tutamıyorum kendimi? Niye yapıyorum istemeden her şeyi? Sırf bu değil. O kızı itmem de böyle ya. Bazen camdan dışarı bakıyorum da ben ne yaşıt kadınları görüyorum. Bir elinde torba, alışverişten çıkmış. Diğer eliyle de çocuğunun elini tutuyor. Ve eve gidecekler. Belki çocuğuna ders çalıştıracak. Sonra ocağın üstüne yemeğini koyacak. Sonra süslenecek. Parfümler falan sıkacak yani. Güzel güzel giyinecek. Ne bileyim, kocasını karşılayacak yani. Sohbet edecekler. Sofrayı hazırlayacaklar. Kadın adamın dertlerini dinleyecek belki. Çözüm bulacak falan. Gece olup da böyle yastığa başını koyduğunda mutlu bir şekilde uyuyacak sonra. Çünkü bilecek önemli olduğunu. Değerli olduğunu bilecek.
Yorgun gitse de o yatağa hep mutlu uyanacak. Biz de her gece yataklarımıza yorgun giriyoruz ama hiçbir sabah mutlu uyanamıyoruz abla. Hiç kimse için önemli olamıyoruz. Birileri için önemli olamadık hiç. Ben Esat için önemli olmak istedim. O kadar. Gülben. Artık toparlaman lazım. Kendine gelmen lazım. Ne? Unutacaksın Esat'ı. Kafandan silip atacaksın onu artık. Lütfen. Kafamda değil ki abla. Kalbimde o benim. Tamam işte. Neredeyse söküp atacaksın onu oradan. Yoksa her şey daha da kötü olacak. Pişman edecekler seni sevdiğine de, böyle düşündüğüne de. Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır abla. Ben de olmayacağım. Ne olursa olsun. Ben hep gurur duyacağım onu sevdiğim için. Gülben. Bak şimdi sana bir şey diyeceğim, beni çok iyi dinle. Aşk korkunç bir hastalıktır. Tamam mı? Seni yakalar. Böyle tutar. Vurur. Çiğner, çiğner. Tükürür. Böyle yapışıp kalırsın asfalta. Tadı kaçmış sakız gibi. Anladın mı? Kalkamazsın. Üzerinden arabalar geçer. Ayaklar geçer. Kalkamazsın. Anladın mı beni? Bu kadar kötü olamaz. Bu kadar kötü. Sen nereden bileceksin ki? Biliyorum. Biliyorum işte, annemden biliyorum. Çektiklerinden, çektirdiklerinden biliyorum. Söz ver bana. Unutacaksın onu. Gülben. Annem gibi mi ölmek istiyorsun? Ha? Yataklara düşüp altı bezlenip etrafında kimse kalmadan insanlara beddua ede ede mi ölmek istiyorsun? Söz ver o zaman. Seni sevmeyeni sevmeyeceksin. Kaderinde olmayandan uzak duracaksın. Söz ver. Kardeşim lütfen söz ver Gülben. Uzak duracaksın.
Tamam hadi üzülme. Sen git banyoya temizlen, ben hallederim. Sonra da senin en sevdiğin şeyi yaparız beraber. Ha? Neyi? Patatesli yumurta. Ha? Hadi. Yüreğinden beyaz kuşlar uçardı yüreğime. Ah çocuk, ah kadın, ah sevgili. Sözlerin aşk anımsatsa da, gülüşünde unulmaz acılar gizli. Bakmayacağım. Bıraktıysa bıraktı, bakmayacağım. Git evine Safiye, git evine. Bakmayacağım. Çıkar aklından, git evine. Git evine. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Tövbe estağfurullah. Saçmalama.
saçmalama. Gülben bir bakar mısın? Bakamam, işim var. Gülben. Ben onu takamam ki. Karakolda pislendi hep. Yıkamakla çıkmaz onun kiri. Zaten üstümü başımı da hep yukarı koyduk. Bu benim hediyemdi ama sana. Yapacak bir şey yok. Var. Sana bir sürprizim var. Nasıl bir sürpriz? Tam senlik bir sürpriz. Gel benimle. Ne bu? Bundan sonra kirlendi diye kıymet verdiğin şeyleri atma, tamam mı? Ne yapacağım ki başka? Çaresi var Gülben. Yeter ki sen iste. Nasıl? Bu şimdi temizleyecek mi? Mikrof falan kalmayacak. İçin rahat olsun. Aa. Bak hatta bunu da koyalım. Aa, telefonu koyabiliyor muyuz? Tabii. Artık marketten gelen paketleri de 40 defa yıkamak zorunda kalmayacaksın. Ben kolyeye üzüldüm diye mi bu? Evet, senin hediyende çok üzülmüştüm. Çok sağ ol. Ben aşağı iniyorum. Bitince haber ver, tamam mı? Tamam. Bir, düşünmeyeceğim. Bir, çelemeyecek aklıma. İzin vermeyeceğim. Sen Gülben'den daha zavallısın. O bile senin kadar düşünmedi o adamı. Onun sonu değil. Senin sonun bana benzeyecek. Kaderinde yok sevilmek senin. Kaderimde yok. Asla kavuşamayacaksın ona. Kavuşamayacağım. Benim gibi sevgisizlikten çürüyüp öleceksin. Çürüyeceğim. Kavuşamayacağım. 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 Kaderimde yok, çürüyeceğim. Kaderimde yok, kavuşamayacağım. Abla? Kimle konuşuyorsun sen? Kimseyle. Kime diyordun sen o lafları? Kimseye. Kime kavuşamayacakmışsın? Baba sabahtan beri aç. Senin çarşaflarınla uğraşmaktan ona bir şey hazırlayamadım. Babayı aç bıraktım. Yürü çabuk. Geç. Yürü.
Gelebilir miyim? İzin mi istiyorsun artık? Ya dün İnci geldi de. Karakol polis molis. İşte bir şeyler dedi. Bizde bilgisi yok. Yani biz yapmadık öyle bir şey. Bil istedim. Biliyorum zaten. Kim yapmış peki? Radyodan biri mi? Boş ver. Gülben nasıl? Çok korkmuştur değil mi? Abi kızlarda ipler koptu neredeyse. Ben... biz de öyle olalım istemem. Merak etme Esat. Tek dostumu kaybetmeye hiç niyetim yok benim. Sevindim buna. Esra nasıl, iyi mi? Dün sendeymiş galiba. Bir süre. Sonra gitti. Kendi evine mi? Sanmıyorum. Neyse ya. Biz arkadaş olduk zaten. Ya ben kabullendim bu durumu. Aklı istiyor ama... kalbi bir türlü almadı beni. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hadi gel o zaman sana şöyle acılı bir lahmacun ısmarlayayım. Soğanlı ama. Tamam soğanlı. Tamam ama sen de ye bu kez soğan be. Yiyeceğim tamam hadi. Mızıkçılık yok ama bak. Ya tamam yiyeceğim. İyi tamam hadi bakalım. Turşu da söyleyeyim mi? Turşu da söyle. Abla. Hı. Hani sen dedin ya kaderinde olmayan onut diye. Ben kaderimde olup olmayacağını nereden bileceğim ki? Gülben sen kaç yaşındasın Gülben? 33. 37. 37 mi? 37'sin sen tabii. 37 yaşındasın. Oldun mu o kadar ben? Allah Allah oldun tabii. Yıllar öyle çabuk geçiyor. Ben de anlamadım. Ya. Bunca zamandır kavuşamadıysan kaderinde yok demektir değil mi? O zaman benim kaderimde kimse yok demek bu. Ha şunu bileydin evet. Aynen. Hayır abla. Benim daha önümde upuzun yollar var. Hayır senin yaşında olsam neyse de. Değilim yani. Gülben bizim önümüzde uzun çişli çarşaflar ve yıkanmayı bekleyen çamaşırlar var. Hayır. Fazlası var. Aşk da var. Kavuşmak da var. Peki diyelim ki kavuştun o sevdiğin adama. Ya. Sabahları onun yanında uyanabilecek misin öyle mutlu mutlu? Ha? Odada o kokuyu açınca gözlerini adam. Üzülmeyecek misin? Kendine kızmayacak mısın? Ha? Peki o adam seni sevmeye devam edecek mi sence? Aşık olunca kimse kimsenin lekesini kirini görmez abla. Ben mesela Esat'ınkini hiç görmedim. Görür Gülben. Erkekler görür. Hatta ilk onu görür. Havalı, mis kokulu kadınlara giderler onlar. Seni bırakıp giderler bir de öyle değilsen. Parfüm kokulu kadınlara kaçar giderler. Esat öyle biri değil ki. Öyle mi? Değil. Peki o zaman niye sen karakollara düştüğünde seni aramadı, bir sormadı, merak etmedi? Hana sordu belki, ne biliyorsun? Hana sorduysa da almıştır cevabını. Ondan uzak dur diye her şeyi yapmıştır o. Onun gözü dönmüş bir kere. Neden gözü dönmüş ki?
Han'ı Esat'a İnce'ye karşı utandırdın diye... O da intikamını aldı tabii senden. Ne yaptı? Ne yaptı dedim. Gitmiş söylemiş işte. Esat'tan uzak durmak zorunda kal diye söylemiş senin. Benimle. Ne benimle? Yukarıyı mı söylemiş? Düdüklü olduğumu mu söylemiş benim? Biliyor artık. Biliyor. Biliyor. Gülben, belki de böylesi daha iyi oldu ha? Sen de umutlanmamış olursun en azından. İnsan her şeyi unutuyor. Yıllar geçiyor, unutuyorsun yani bir şekilde. Kimler kimleri unutmadı ki zaten? Ben belki Esat'ı unuturum. Ama Han'ın bana yaptığını asla unutmayacağım. Gülben, Gülben nereye iki? Gülben, patatesli yumurta yapıyoruz. Gelmeyin peşimden. Rahat bırakın beni. Gülben, kız nereye? Ya bir şey bıraktıysa yine? Ya başkası görürse? Esra, özür dilerim. Ne olur konuş benimle. Alo Neriman. Ben birazdan çıkıyorum. Köşede buluşalım mı? Şey, ben bugün okula seninle yürüyemeyeceğim Ege. Niye? Ablan arıza çıkarır diye mi? Evin önünde buluşmayacağız zaten. Yok, ondan değil. Neyse, okulda görüşürüz. Ta buraya kadar gelmene gerek yoktu. Ben getirecektim zaten ödevi okula. Ya şimdi okulda görürler, mürürler, hocayı ispitlerler. Malum, çekemeyen çok bizi. Geleyim, temiz temiz alayım dedim.
Ege ne oldu? Yok bir şey. Sen çıkmıyor musun? Okula geç kalacaksın. Çıkacağım. Ama yarım saat var dersin. Çıkacağım diyorum abla, tamam üstüme gelme. Allah Allah ya. Neriman, abla. Ne yapıyorsun sen orada? Şey, arkadaşımın defteri ödevime karışmış. Ben onu verecektim. Oyalanma, ver o zaman. Tamam, vereceğim şimdi. Ver o zaman, hadi. Merhaba, Emre ben. Sınıf arkadaşıyım Neriman'ın. Aman ne güzel. Hadi ver şunu, hadi oyalanma. Kusura bakma. Yok. Sağ ol, görüşürüz okulda. Buraya gel. Buraya gel. Gitti işte. Rahatladın mı? Kes sesini. Terbiyesiz. Bir de geçmiş kapının önünde inadıma yapar gibi. Ne yapıyorsun sen be? Geç kalacağım. Bekle. Köşeyi dönsün sonra gideceksin. Sinir ettin beni be. Hayret bir şey. Tamam git şimdi. Of. Kes. Mesafeli git. Puflayıp puflama bir de. Gülben, bizim önümüzde uzun, çişli çarşaflar ve yıkanmayı bekleyen çamaşırlar var. Odada o kokuyu açınca gözlerini adam. Peki o adam seni sevmeye devam edecek mi sence? Gitmiş, söylemiş işte. Esat'tan uzak durmak zorunda kal değil, söylemiş senin. Hangi adam altını ıslatan bir kadını eşliği alır? Kimse istemeyecek seni. Südüklüsün. Bitecek artık. Bitsin bu.
Bu ne ya? Yanık mı kokuyor? İmdat! 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 Gülben! Gülben sen misin? Benim! Yardım et bana! Sen tamam. Ben çıkaracağım seni oradan. Aç kapıyı Gülben. Açamam İnci, açamam. Açamıyorum. Pencerenin yanına git Gülben. Gidebiliyorsan pencerenin yanına git. Ben şimdi yardım çağıracağım. Sakın! Sakın kimseyi çağırma. Ölürüm daha iyi. Yüreğinden beyaz kuşlar uçardı yüreğime. Ah çocuk, ah kadın, ah sevgili. Sözlerin aşkı anımsatsa da gülüşünde onulmaz acılar gizli. Yarın 4'te aynı yerde. Fatura gelmiş mi diye baktım da Bayram. Ben faturaları bizzat getiriyorum Safiye Hanım. Yorulmanıza gerek yok. Sen bu ara dalgınsın biraz. Dedim hani gözünden falan kaçtıysa. Neyse hadi sen git siparişlerine bak hadi. İyi günler Safiye Hanım. Ah!
Eyvahlar olsun! Burada! Burada! Gülben! Gülben! Bana bırak. Aa. Girdi içeri. Ayakların içeri girdin. Ayakkabıyla halıya. Eve girdi. Halıya içeri girdi. Safiye. Dokunma bana. Safiye, anahtar nerede? Anahtar. Vazonun içinde. Anahtar. Ben istemedim. O girdi. O girdi. Yere bastı. Ayakkabısıyla halıya. Ben demedim. O kendi geldi. Gülben. Gülben kardeşim. Çekil. Tamam. Nefes al iyice. Tamam.
Ambulans arayın, ambulans. Ambulans olmaz, ambulans. Ambulans olmaz. Temiz hava ihtiyacı var. Doktora arayın, ambulans arayın. Söndü mü tamamen? Söndü, söndü. O içeridekiler neydi öyle? Bir sürü poşet vardı. Onlar tutuşturmuş belli ki. Ya içindekiler yanıcı mıydı acaba? Benim eşyalarımdı. Benim eşyalarımdı. Sağ olsunlar. Eşyalarımı koymama izin vermişlerdi. Yani gerçi şey olmadı, iyi olmadı ama... Çok özür dilerim, üzgünüm Safiye Hanım. Yazık olmuş. Şey, yardımların için çok teşekkürler Bayram Efendi. Çok canını tehlikeye attın. Değil mi? Sağ ol, sağ ol. Merak etmeyin. Kimse bir şey anlamadı. Tasısı sana kalmadı. Yürüyebilir misin? Ha? Nefes al, nefes. Temiz hava. İyi misin? Ha? İyi misin? Beni siz mi kurtardınız? Birlikte. 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 Nefes al. Nefes al. Kardeşime dokundu. Kucağına aldı. Ne? Elleri değdi hep. Ne dediğini anlamıyorum. Her yer pislik içinde, eve geldi. Bana değdi. Her şey mahvoldu, pislik içinde. Şoktu abla. Düzelir, düzelir şimdi. Abla, öleceğim zannettim. Hiç de bir salamadım. Bu bey kurtarmış beni, biliyor musun? Ayran için. Abla, gördüler mi? Yok, yok Gülben, kimse bir şey görmedi. Görmedi. Aradın mı ambulansı? Yok. Hayır, ben zaten gitmem. İyiyim ben, iyiyim. Çok sağ ol. Mutlaka doktora görünmesi lazım. Ben evde dinlenince geçer. Hiç merak etmeyin, sağ olun. İyisin. Değil mi? İyiyim. İyisin madem. Ben de artık gideyim. Bu arada hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Bu arada ben Gülben. Naci. Gülben, dayama sırtı düşürüyor. Çok memnun oldum. Hocam, çok sağ olun. İyi ki yetiştiniz. Arayayım mı ambulansı? Hayır. Hayır, sakın Bayram, çok kızarım vallahi bak. Sen kendini görmek istiyorsan görün. Ben çok iyiyim. Hiçbir şey istemem ben. Ben bir su bulayım. Kendimize gelelim. Gel Bayram, gel hadi. Sağ olasın. Ay, sağ ol. Hadi, sağ olasın hadi. Gülben, sen iyi misin gerçekten? İyiyim abla, iyiyim. Merak etme. Nasıl çıktı bu yangın? Bilmiyorum ki. Ben sabah attım çarşafları zaten. Senin ne işin vardı orada?
Ben yangının kokusunu duydum. Gidip baktım. Sonra da hatırlamıyorum gerisini. Gazdan bayılmışım ben. Allah bağışladı seni bana. Vallahi. Kimlendim? Çok kötü oldu. Tamam, sürme sürme onu. Çok... yüzüne sürme, kurban olayım. Bunu burada net bir şekilde belirtmezsek ödemeye gereken zamanda alabilecek miyiz peki? Yok yok, konuştuk biz onu Hasan Bey'le. Hallediyoruz, merak etme. Baba? Kalk yerimden. Kimsin sen? Ne işin var odamda? Evrakları mı karıştırdın? Hikmet amca. Söyle ona hemen çıksın odamdan. Yoksa güvenliği çağırırım. Kızım, bakın buraya bir. Güvenlikten birini gönderin hemen. Pardon Hikmet Bey, buyurun siz. Ben odaları karıştırmışım. Siz buyurun yerinize geçin lütfen. ...2020 mi? Bu tarih yanlış. Söyleyin kıza hemen düzeltsin. Bu ne lakaytlık? Resmi belge bu. Tabii. Güven. Güven iyi misin? Merak etme, şimdi ambulans yolda. Kaç defa diyeceğim, istemiyorum. Arayın gelmesin. Canım benim, ciğerlerin etkilenmiş olabilir. Bir bakmaları lazım. Ya abla göndermesinler beni lütfen. Ya itfaiyeyi de aramadık zaten. Arayalım bir gelsinler, baksınlar neden çıkmış yangın. Arama. Olur mu ama? Belki hala tehlike var. Belki gaz sıkışmış. Havaya uçarız, Allah korusun. Hanı ara sen, Hanı. Gelince halleder o. Kim aranacaksa bilirsen Hanı ara. Hadi. İçeride yanıcı bir şey var mı bari Safiye Hanım? Ben gidip çıkarayım. Sakın. Hay Allah korusun. Girme sen içeri şimdi. Tehlikelidir orası. Han kim aranacaksa bilir, o halleder zaten. Hadi Gülben, hadi. Bir dakika, bir dakika. Gülben, bak çok duman soludun. Sen ister misin ben seni götüreyim hastaneye? Ha? Yalnız kalmamış olursun. İster misin? Sağ ol ama istemem. Sağ ol. Biz burada dururken Gülben'i düşünmek sana kalmadı herhalde. Biz hallederiz ne gerekiyorsa. Yürü. Yürü hadi. Toplantı da nereden çıktı? Hazırlanamadık ki doğru dürüst. Esat sen Orhan Bey'i arar mısın? Hazırlansın, eve gideceğiz. Ben eve gelmem. Toplantım var benim. Sizin toplantınız iptal oldu. Yani yarına ertelendi aslında. Sahi mi söylüyorsun? Tabii. Esat sen de biliyorsun, söylesene. Evet evet Hikmet amca, bana da haber geldi. Niye bu kadar üzüldünüz? Yarın gelirsiniz. Hay Allah, şimdi eve gitmem gerekecek. Bu hiç iyi olmadı. Neyse, siz gidin, ben kalacağım biraz daha. Ama kalamazsınız burada, bütün kapıları kilitleyecekler. Bu saatten sonra kalamazsınız ki. Ben buranın sahibiyim. İster kalırım, ister uyurum. Kimse karışamaz bana. Oğlum, bu beni tanımıyor herhalde. Söyle ona kim olduğumu. Hikmet amca sahibidir buranın. Esat sen bakar mısın? Bakın Hikmet Bey burayı temizleyecek. Alo. Olsun ben kalırım. İnce Esat ben. Han biraz meşguldü de. Yangın mı çıktı? Ne yangını? Bir dakika dur. Efendim?
Sizin üst katınızdaki o dairede yangın çıktı. Merak etme ama yetiştik, söndürdük. Bir sorun yok şimdi. Herkes iyi mi? Gülben içerideydi. Ne? İyi mi Gülben? Nerede? Nasıl? Kendinde mi şu an? Yok, sakin ol. Bir şey yok. Şu an gayet iyi. Yürüyor, konuşuyor. Ama tutturdu doktora gitmek istemiyorum diye. Hemen geliyorum. Ne oldu ya? Ciddi bir şey mi? Bizim üst kattaki dairede yangın çıkmış. Çöp daire mi yanmış? Çöp daire mi? Yok, aslında orası depoda. Babam oraya öyle söyler. Gülben'le Safiye iyi miymiş? İyilermiş, iyilermiş. İyi ki çöp atmaya falan gitmemişler, Allah korusun. İçerideyken olsaydı. Doğru ama artık çıkmamız lazım. Hadi baba. Ben şu çantayı alayım. Alırız onu sonra. Ben Orhan abiyi arıyorum şimdi. Niye bakıyorsun abla? Pislik içinde her yer Gülben. Niye? Bastı o ayakkabılarla geldi buraya kadar. Bütün halıyı ayakkabıyla bastı. Aa, kim? Seni işte kurtaran o adam. Sana da dokundu. Yıkanman lazım, her yeri silmemiz lazım. Bu halıyı hep silmemiz lazım bizim Gülben. Abla, benim hiç halim yok ki. Nefesim bitti hep. Tamam, tamam. Ben silerim. Tamam, sen yıkanırsın. Silerim her tarafı. Her şey yandı gitti Allah'ım. Gidip bakmamız lazım. Kurtarılacak ne varsa bilmemiz lazım. Bak, onları yıkayacaktık. Hep israf oldular. Baba nerede? Kıyamet koptu, hiç sesi çıkmıyor. Eyvah abla. Heyecana dayanamayayım. Kız sus. Ha? Eyvah. Allah korusun. Ay. Gülben. Eyvah. Gülben, Hana ara Gülben. Abla, telefonum yok ki benim. Tamam, evde ne? Ev telefonunu. Hayır, onu koparmış kablosunu. İnşallah kahretsin Bayram. Bayram'a. Bayram! Bayram! Gelen oldu. Gülben iyi mi? Hanım, Gülben Hanım. İyi o, iyi. Hana ara çabuk. Baba yok evde, çıkmış gitmiş. Çabuk ol. Alo Han Bey, ya babanız evden gitmiş de Safiye Hanım da çok telaşlandı. Malum yangında olunca. Ha. Yanınızda demek, tamam. Neredelermiş sor bakayım. Ha. Tamam, yoldasınız, anladım efendim. Tamamdır. Eve dönüyoruz dedi. Daha neler gelecek kim bilir başımıza. Evet ya, bu ara var bir uğursuzluk. Sen kime dedin onu? Bana mı uğursuz dedin? De haşa, ne alakası var? Olur mu? Benim kombi bozuldu, ondan dedim. Bir de dün çaydanlık döküldü, kılpayı kurtuldum. O senin beceriksizliğindir Bayram. Ha, şu apartmanın kapısını da kilitleyiver. Öyle gelen geçen giremesin içeri. Gündüz vakti mi kilitleyeyim? Gündüz vakti de gece vakti de kilitli kalsın Bayram, tamam mı? Ben bir Han Bey'e sorayım. Bana bak. Senin o sarı bıyıklarını bir güzel yolar, kafandan aşağı konfeti diye dökerim senin. Hana sorayımmış. Biz neyiz burada? Hadi yap dediğimi. Kitle diyorsam kitle. Aa, merhaba. Yardımlarınız için tekrar çok teşekkürler. Ya iyi ki oradaydınız. Gerçekten çok sağ olun. İnci ben bu arada. Naci. Memnun oldum. Han. Naci Bey sayesinde ucuz atlattık bugünü. Ya, o çıkardı içeriden. Merhaba. Öyle mi? Ödeştik desenize. Nasıl yani? Neyse. Cesur davranmışsınız. Teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun hepimize. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Baba, sen çık geliyorum ben.
Ne konuşuyordunuz onunla? Adam ablanın hayatını kurtardı. Ne biçim davrandın öyle? O heriften hiç hoşlanmıyorum İnci. Nasıl, tanıyor musun? Neriman'ın öğretmeni. Ha, şu yeni gelen edebiyatçı. Onunla muhatap olmanı istemiyorum. Uzak dur. Selam bile verme. Konuşma. Ne diyorsun sen ya? Neden böyle söylüyorsun? Anlamıyorum. Bizimkilere bakmam lazım. Konuşacağız bunu sonra. İyi olmanıza sevindim. Ölüyorduk be, ölüyorduk. Tamam abla, babamın yanına girme şu konuyu istersen. O da zaten yüreğimizi hoplattı. Yemin ediyorum ki girdik odaya baktık, yok yok, kafayı yiyorduk ya. Yani bu oldu mu, yandı mı, aklımızı oynatıyorduk resmen. Yahu yapma şunu, yapma. Ay, iyi ki o adam varmış. Yoksa ne olurdu ben hiç bilmiyorum. Kadını da zor tuttum zaten, diyor polis çağıracağım, ambulans çağıracağım. Diyorum yok bir şey, lafta dinlemiyor, anlatamıyoruz da. Bayram da girdi, gördü içeriği. Gerçi garibim, o bir şey görememiştir o haliyle de, yazık. Görmemiştir. Tabii olay yine de büyüyebilir. Polis falan gelirse. Ne? Gelmesin, polis gelmesin lan. Gelmez değil mi? Tamam artık. Kızın polise fobisi var artık, yani öyle deme. Tamam güzelim, sakin ol. Gelmez polis, ben konuşurum. Hadi siz babamı odasına götürün. Ben de bir yukarıya çıkayım, bakayım belki onarım, tadilat falan gerekir. Ne gerek var canım? Biz kendimiz hallederiz. Boyarız yeter. Sen de yardım edersin herhalde, bir zahmet. Bu adam nasıl geldi ya? Baba nasıl bulmuş şirketin yerini? Odasını sorsak gösteremez. En mutlu olduğu yer orası olduğu için unutmamış, bulmuş işte belli ki. Nereye bakıyorsun sen? Bu adamın çocuğu var mı? Hangi adamın? Şu hocanın işte. Evli miymiş o? Ne bileyim canım biz. Allah Allah. Çok merak ediyorsan git Neriman'a sor. Hem sen niye sordun şimdi bunu? Saçma sapan kuş resmi çizmiş camına. Neyse. Benim toplantım kaçtaydı? Bak unuttum. Liste yapmam lazım. Ne gitti, ne kaldı bilmem lazım benim. Giden bir şey yok. Nasıl yok ya? Önemliydi onlar. Çişli çarşaf mı lazımdı size? Bir gün temizleyecektik. Eskilerimiz buradaydı, annemden kalan. Hiçbir işe yaramayan, gördüğümüzde içimizi karartan, hep kötü günleri hatırlatan her şey buradaydı, evet. Sevindin mi yangına? Ha? Hatta belki de sen çıkardın. İşine geldi değil mi? Zaten kurtulmak istiyordun. Hepsini toptan halledeyim dedin ha? Kurtulmak mı? Evet, burası yandı ama yerine yenileri gelecek. Hiçbir zaman boşalmayacak burası.
bilecek kadar yakından tanıyorum seni. Ege. Ege. Ya beklesene beni. Niye durmuyorsun? Sen kaçıyor musun benden? Okulda da hiç konuşmadın. Yok, farkında değilim. Okul çıkışı da beklemeden gitmişsin zaten. Benimle yürümek istemezsin diye düşündüm. Neden istemeyeyim? Başka biriyle yürümek istersin diye. Kimle mesela? Sevdiğin biriyle mesela. Hıyarın teki olan biriyle mesela. Sen Emre'yi mi gördün sabah? Evet, böylece beni neden ektiğini de anlamış oldum. Ben seni ekmedim. O ödevi almak için gelmişti. Sen de ondan çok hoşlanmıyorsun diye çağırmadım yanımıza. Çağırsan da gelmezdim zaten. Sen bana çok kötü davranıyorsun kaç gündür, farkında mısın? Neden? Ne yaptım ben sana? Eğer benimle arkadaşlık etmekten sıkıldıysan mecbur değilsin. Sıkılmadım. Asla da sıkılmam. Derdin ne o zaman? Derdim? Benim de Emre'den bir farkım yok işte. Ben de hıyarın tekiyim. Her ergen herif gibi suçsuz olana patlıyorum. Emre de sen de hıyar değilsiniz. İkiniz de iyi insanlarsınız ve ben ikinizi de seviyorum. Onu daha çok seviyorsun tabii. Sen neden buradan vuruyorsun beni? Neden ezmeye çalışıyorsun? Sen hiç aşık olmadın mı? Olmadım. Olduğunda ben sana böyle davranmayacağım. Aptalmışsın gibi hissettirmeyeceğim. Sadece aptallar dalga geçer aşkla. Abla, kaç torba yandı acaba? Vallahi 20-30 tane yanmıştır. Yazık, gitti çarşaflar hep. Vallahi billah. Ya bu kız ölümden döndü, hala temizlik mi yaptırıyorsun ona? Pes artık ha. Öyle deme Han. Eve yabancı girmiş. Hem de ayakkabılarıyla girmiş. Yani mecburuz. Kim girmiş? Adını hatırlayamadım şimdi. Yardımcı olan adam işte, neyse. İşte beni kurtaran Naci. Bey. Hoca. Naci Hoca yani, o işte. Bu kız bugün deterjan solumayacak. Anladın mı beni Gülben? Bırak o bezi, hadi git odana dinlen. Hadi. Hadi. Yorulmadın mı sen hala? Safiye. Kendine gel. Kardeşin senin yüzünden yanıyordu. Sen hala onu düşün. Daha ne gelmesi lazım başınıza? Hı? Karakollar, yangınlar. Daha ne olması lazım anlaman için? Neyi?
burada durdukça bu evden felaketler eksik olmayacak. Çünkü sen verdiğin sözü tutamayacaksın. Tutacağım. Tutacağım, verdiğim sözü tutacağım. Tutacağım sözümü, tutacağım! Yangın mı çıkması gerekiyordu bunu geri vermen için? Hayır. Sana güvenmem gerekiyordu sadece. Han. Beni kimse kurtaramasaydı. Ölseydim yani. Vicdan azabı duyar mıydı? Gülben. Ablam bana ne yaptığını söyledi. Ama ben... Ben bir şeyi çok merak ettim. Aynı dert onun başında da olsaydı. Yani ince sütüklü olsaydı. Sen onu sevmekten vazgeçer miydin? Ne ilgisi var şimdi? Esat'a söylemişsin ya benim geceleri yatağımı ıslattığımı. Bu insanın sevgisini öldürür mü onu merak ettim. Öldürmez. Neden söyledin o zaman? Ne yaptı? Tiksindi mi bari benden? Acıdı mı yoksa ne yaptı? O yüzden mi yaktın orayı? Neydi amacın? Ölmek falan mı istedin? Bitsin istedim. Bitsin. Onlar yüzünden bitti umudum. Esat'la asla olamayacağımızı biliyorum artık. Yangın olayını biliyor mu? Beni sordu mu? Bitti artık. Esat benim için herhangi biri bundan sonra. O telefonu da ister ver, ister verme. Arayacak kimsem yok artık benim.
Han? Neye bakıyorsun sen? Ne oldu? Bu adam neden sürekli bizim evimize bakıyor? Hangi adam? Şu Neriman'ın hocası. Yok canım, sana öyle gelmiştir. Yok yok. Bir tuhaf bu adam. Hali tavrı da normal değil. Bana bak, sakın gidip bir şey falan söyleme. Gül beni hayatını kurtardı. Şimdi ayıp olur, nankör derler bizim de arkamızdan. Mesela bak, o kadar insan dururken o koştu yardıma. Garip değil mi? Belki de bizim evi gözetlediği için gördü. Yok artık, daha neler. Adamın da günahını alıyorsun, yazık ya. Ayıp vallahi. Yani senin gibi 40 yıllık komplo teorisyeni mi söylüyor bunu? Sen niye kalktın? Su içmeye kalktım. Baktım burada duruyorsun. Ona geldim ya. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kulenin oradan müşteri alacağım. Durakta araç kalmadı, bilginize.
Buyurun, iyi akşamlar. Ne tarafa? Siz sürün. Ben tarif edeceğim. Güzel. Kuş çizmiş. Bana bir şey mi demek istiyor acaba? Mesaj mı veriyor? Aşık mı oldu yoksa bana? Gülben. Kimsin sen?